Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Çağdaş Eyler Çelebi, Hasan Kasapoğlu. Yepyeni bir içerikte sizlerle birlikteyim. Bu bölümde sizlere bu alanı tanıtacağım. Yani Nilüfer Karavan Park'tan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Bizim bir karavanımız hemen şurada. Daha önceki karavan tanıtma bölümünde de belki biraz görmüşsünüzdür. Bu bölümle ilgili, bu alanla ilgili bir şeyler. Şimdi Nilüfer Karavan Park Bursa'da bulunan, Özüce bölgesinde bulunan, Alaaddin Bey Köyü'nün orada bulunan, Bursa'nın daha böyle İzmir yoluna doğru kalan bir bölümde. Bursa'nın ikinci karavan parkı. Daha önceden bildiğim kadarıyla MİSİ kamp karavan tesisi vardı. Burası da bu son dönemde, yakın zamanda açıldı burası da. Açılmış, karavancılara hizmet veren, karavan parklanma konusunda hizmet veren, aynı zamanda yaşam alanı gibi kullanılan bir tesisten bahsediyorum. Nilüfer Karavan Park. Biz tabii karavanı Mart başında sipariş vermiştik. 2021 Mart'ında sipariş vermiştik. O zaman yine kafamızda şu soru işareti de var. Ya biz bu karavanı aldık, evet, nereye koyacağız? Şimdi çoğu site bahçelerine izin vermiyorlar. Siteye koyanlar çok şanslı hissetsinler kendini. Çoğu site bahçesinde dahi izin vermiyor karavan konaklaması, karavanı bulundurmaya. Şimdi bizim bulunduğumuz, evimizin bulunduğu yer çok müsait değildi. Ne yapacağız? Tam karavanı aldık, bir yandan da böyle karavan park araştırmaları yapıyoruz, nereye koyarız diye. Instagram'dan bunun sahibi, yöneticisi Hüseyin abi şöyle bir reklam vermişti. Bu karavan parkın reklamını vermişti. Hemen görünce atladık, geldik, ziyaret ettik. Nedir, nasıl bir yerdir diye, ihtiyaçlarımızı görecek mi anlamında gelip bir ziyaret etmiştik. Baktık hakikaten bu iş olacak gibi. Çünkü bizim karavanı alırken amacımız şuydu. Bir, karavan. Birinci amaç bu, karavan. Yani bir yerlere gitmek, gezmek, seyahat etmek ve bu seyahat süresinde konaklamamızı karavanla çözmekti. Attık cebe. İki, geçen sene, bu sene olmadı ama geçen sene biliyorsunuz öğretmenim ben uzaktan eğitimler verdik, dersler verdik. Belki öyle bir süreç olursa diye. Artı eşimiz zaten uzaktan çalışıyor, home office çalışıyor. Onun için de düşündüğümüz şey şuydu, mobil bir ofis sistemi. Yani gittiğimiz yerlerde çalışabilirim, iş yapabilirim özellikle eşim için. Böyle bir mobil tasarım alanı oluşturmaya çalıştık kendimize. Üçüncüsü de bir tiny house gibi kullanmaktı. Tiny house böyle amacımız bir yerde dursun, biz oraya gidelim, yaşayalım, içinde kalalım, konaklayalım amacıyla da almıştık karavanımızı. İşte burası, yani bu Nilüfer Karavan Park alanı karavanımızı tiny house gibi kullanma konusunda acayip işimizi gördü. Mobil ofis anlamında da. Bir şey yapamadık burada. Ondan da bahsedeceğim. Çok fazla hareket edemedik. Neden hareket etmedik ya da edemedik? Ondan da kısaca bahsetmeye çalışacağım. İşte o birinci, yani karavan gibi kullanmayı burada tam yapamadık. Çünkü o kadar rahat ettik ki. Karavan şimdi hemen şurada, bizim karavanı göstereyim. Bakın şurada. Karavan burada. O kadar rahat ettik ki işte şurada hemen arkamda görüyorsunuz. Kocaman bir bahçesi var. Yine burada her karavan için ayrılmış şurası. Şöyle bir bahçemiz de var. Burada Zeynep'in oyuncaklarını görüyorsunuz. Böyle bir bahçe var. Kurulu bir düzen oldu burada. Dolayısıyla bizde çok çıkasımız gelmedi. Hani karavan alalım, çekelim, bir yere gidelim durumu gelmedi. Biz Ağustos'ta teslim aldık karavanımızı. İşte öğrene altı kampa gittik geldik. Ondan önce İznik'le Kabana'ya da bir kamp yapmıştık böyle. İki tane kamp noktasına gidip gelmiştik. Ondan sonra buraya bir çektik. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aydır karavan burada duruyor. Biz böyle tiny house gibi kullanıyoruz karavana. Geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Ev gibi kullanmaya başladık. Tabii ev gibi kullanmaya başladık derken yine çok hakkını verdiğimizi söyleyemem. Çünkü özellikle bu Kasım, Aralık, Kasım sonu, Aralık başında artık havalar soğudu. Karavanda V-Basto var, ısıtıcı var ve gayet de güzel ısıtıyor. Fakat dışarı çıkamadığımız için biraz böyle fonksiyonu ölmeye başladı. Mesela Eylül, Ekim'de şu bahçede falan çok güzel vakit geçirdik. Şu arkamdaki bahçede çok güzel vakit geçirdik. Özellikle Zeynep burada koştu, oynadı, zıpladı. O anlamda çok keyifliydi. Fakat şimdi hava soğumaya başlayınca karavanın içine kapanmak zorunda kalıyorsun. 3.80, 2 metre yükseklik, 2 metre genişlik gibi bir alanda bütün günde geçmiyor. Hatta hafta sonu geçmiyor. Dolayısıyla kış bahçesine ihtiyaç var. Fakat bizde de kış bahçesi için şu an bir bütçe yok. Yani kış bahçesinin uygun fiyatlı olanları da var, pahalı olanları da var. Var oğlu var. Ama bir yandan da şunu düşündük. Biz buraya bir de kış bahçesi yaparsak bu bayağı yerleşik düzen olacak. Biz bunu daha çekmek, daha karavan fonksiyonu kullanmak da istiyoruz. Çok yerleşik düzene geçmeyelim istedik. Yan tarafa kış bahçesi olayına girmek dedim. Hem bütçe yok hem de onu oraya koyduğumuz zaman daha sanki yerleşik düzene geçmiş gibi hissedeceğimiz için o olaya girmedik şu an için. Ama dedim o kadar keyifli bir alan ki bu alan, bir yandan da geziyorum böyle arkamda da görebilirsiniz. Vakit geçirmek için oldu ki özellikle çocuklu aileler için şahane.
Çünkü maalesef büyük şehirlerde işte bu şehirlerin sıkışmışlığı içerisinde çocuklar nefes alacak bir alan ihtiyaçları var. Biz mesela o alanı şurada bulduk. Şu bahçe, hemen karavanın yanındaki bahçe hem bizim için hem Zeynep için vakit geçirebilmesi amacıyla güzel bir alan oldu. O açıdan özellikle Eylül, Ekim, Kasım'ın ortalarına kadar burada çok keyifli vakit geçirdik sevgili dostlar. Şimdi bunlardan bahseden sonra tesiste ne var? Tesiste hemen burada şöyle çok detayına girmeyeceğim. Şu arkada iki tane tuvalet var. Kadın erkek tuvaletleri, bir tane duş var. Yine tuvaleti dökebileceğiniz ayrı bir gider var. Gri suyu dökebileceğiniz bir yerimiz var. Gel şu tuvaleti döküyorsun gider dedim o. Tuvaleti döküyorsun yine. Hemen şurada şöyle göstereceğim. Şurada bir mutfağımız var. Açık bir mutfak var. Burası bulaşık yıkama amacıyla kullanıyor. Yakın zamanda bir tane çamaşır makinesi geldi. Yani burası bayağı Nilüfer Karavan Park. Bayağı yaşam amacıyla tasarlandı. Burada gelip rahatlıkla kalabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Yine bu tarafta tam şu arka bölümde de parklanma var. Burada yine karavanınızı bırakabiliyorsunuz, parklanabiliyorsunuz. Yine elektrik altyapısı var, su altyapısı var. Karavanlarınızın temiz suyunu rahatlıkla belli aralıklarla sanırım iki karavan, her iki karavan arasındaydı galiba. Bizim hemen arka tarafımızda bir su tesisatı bulunuyor. Oradan temiz suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Yine elektrik amacıyla bölümler var. Elektriğinizi alabileceğiniz. Elektriğinizi alabiliyorsunuz. Nilüfer Karavan Park'ta çok büyük mü? Misi Karavan Cup kadar büyük değil. Ama gördüğüm kadarıyla 15 karavan oluyor. Hatta şu an parklananlarla beraber çok daha fazlası oldu. Belki 20 karavan, belki 20'yi geçti. Aynı zamanda günü birlikte kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Yani transit geçişlerde buraya gelip bir gece kalıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. O amaçla da kullanılıyor Nilüfer Karavan Park. Bizim burada 4. ayımız keyifle vakit geçirdik. Bu vakte kadar yani Aralık'a kadar hemen şuradaydık. Şimdi biraz daha gezmek için, dolaşmak için, karavanı hareketlendirmek için ve bütçe anlamında da şimdi buranın fiyatıyla diğer parklanmanın fiyatı aynı değil. Daha uygun fiyatlı öbür taraf. Oraya geçeceğiz ki yani hem biraz bütçe açılır, biz de o bütçeyle ne yapacağız? Biraz daha hareketli olmaya çalışacağız hafta sonları özellikle. Yani karavan alıp çekip bir yerlere gidelim istiyoruz. Çünkü karavancılık öyle bir şey ki benim öngörüm, kampçılık deneyimimde söylüyorum. Ben 2000'li yıllardan beri, 2001-2002'den beri çadır kampçılığıyla başladım. Ardından araç çadırı geçtik, ardından karavana geçtik. Hakikaten böyle seviye seviye aşağılardan başlayıp karavana doğru gelen bir sürecim var. Bu süreçteki deneyimimle şunu söyleyebilirim. Yazın karavan işi gerçekten zor. Hani motokaravan gideri biraz daha var bence. Gideri biraz daha fazla. Ama çekme karavan işine ben girer miyim çok bilemedim. Yani bu yaz girdik. Şöyle girdik işte altın kampa gittik. Birincisi yer bulmak gerçekten çok zor. Yani arıyorsunuz yer yok birçok yerde yer bulamadık. Altın kampta yer vardı. Yani kafanızın estiği yere göre gidemiyorsunuz. Yani wild camp yapayım, wild camp'tan kastım hani böyle tesis olmayan bir yere gireyim olayı da bu yaz için söylerim çok kolay değildi. Çünkü orman yangınları falan derken çekme karavanda da motokaravanda da parklanma konusunda biraz sıkıntılar çıkmıştı. O yüzden böyle kafanıza göre küt diye bir yere çekemiyorsunuz, çektirmediler daha doğrusu. Wild camp'ta da hadi elektrikten yana da sorunuz yok da su konusu ciddi problem. Yani temiz su girdiyse pis su çıktısı problem, bunu nasıl çözeceksiniz çözmeniz gerekiyor. Bence karavancılık kışın yapılır. Yani böyle yazın. Gerçekten özellikle Akdeniz, Ege sahilleri, Kuzey Ege, Ege, Güney Ege, Akdeniz inanılmaz kalabalık. Ya yaylalara gidilir, milli parklara gidilir daha içlerde ve yükseklerdeki yerlere. Oralarda kamp yapmak, karavanla, karavan kamp yapmak nispeten bence daha kolay. Çünkü sahile doğru gittikçe popülasyon artıyor, talep artıyor, artı fiyatlar da artıyor. Yani öyle kafanıza göre dediğim gibi gidip yapamadığınız için karavan parkları gitmeniz gerekiyor ve karavan parklarda da para ödememiz gerekiyor. Sevgili dostlar, umarım yayını beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için de. Karavancılıkla ilgili videolar gelmeye devam edecek. İşte biz de deneyimledikçe, yollara çıktıkça, yeni yollar yaptıkça, yeni kamp yerlerine gittikçe, yeni deneyimler kazandıkça, biraz böyle terledikçe, çünkü bu deneyim yapmak kolay bir şey değil. Yani deneyim kazanmak karavancılıkta kolay bir şey değil. Gerçekten yol yapman gerekiyor, kilometre yapman gerekiyor. Bu sistemi arabaya takıp çekmek, gitmek, yerleşmek, toparlamak, yüklemek, boşaltmak hakikaten deneyim isteyen şeyler. Ha kazandım kadar. Burasının güzel tarafı da şu oldu. Şimdi stabil, dengeli bir düzen var burada. Su altyapısı var, gider altyapısı var vesaire. Pis su, gri su vesaire olan çözüyorsun. Dolayısıyla burada
tecrübe kazanmak açısından değil. Biz onu düşünmüştük. Yani evet gidelim biraz şu tecrübe kazanalım. Yani karavanın eni ne, boyu ne, nasıl yerleştireceğiz, nasıl dolduracağız, nasıl boşaltacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Ona da bir bakalım istemiştim. O anlamda da iyi oldu. O deneyimi, o tecrübeyi kazandık. Bakalım inşallah yakın zamanda daha böyle yollara çıkıp deneyim kazanmaya çalışacağız. Yol deneyimi, karavan çekme deneyimi, kamp deneyimi. Ya ilk deneyimiz iyiydi. O Ören'e gitme gelme, La Cabana'ya gitme gelme, 1000 kilometrelik parkurda gayet keyifli gittik. Aracın performansı gayet iyiydi. Bakalım şimdi biraz böyle Ocak, Şubat, Mart, Nisan bu aylarda da yeni yerlere gitmeye, hafta sonları özellikle yeni yerlere gitmeye, yeni kamp alanı keşfetmeye çalışacağız. Yeni maceralarda buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarda hemen karşınızda olayım. Kendinize iyi bakın. Yollarda ve yolculuklarda buluşmak dileğiyle. Herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.